Sayın seyirciler, mutlu günler. Spor haberleriyle yeniden karşınızdayız. Süper Lig'in 27. haftası Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın programını ekranlara getirelim. Süper Lig 27. haftada bugün saat 20.30'da Trabzonspor Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Yarınsa durum şöyle: saat 16'da Sivasspor, Kayserispor, Alanyaspor, Bursaspor karşı karşıya gelecek. Saat 19'da ise Galatasaray, Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Pazar günü Kasımpaşa Erzurumspor saat 13.30, Göztepe Akhisarspor saat 16, Ankara Gücü Fenerbahçe saat 16, Başakşehir Konyaspor saat 19'da karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü Çaykur Rizespor Beşiktaş saat 20'de karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Bursaspor son antrenmanını bugün Alanya'da gerçekleştirecek. Biz de Bursaspor'daki son gelişmeleri almak üzere şimdi kameralarımızı Alanya'ya çeviriyoruz ve sözü Olay Gazetesi spor yazarı Erkan Sağlığa bırakıyoruz. Evet Denizhan, Alanya'dan mutlu günler diliyorum. Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor yarın Aytemiz Alanyaspor'un konu olacak. Şiddetle puana ihtiyacı olan Yeşil Beyazların zorlu mücadelesi saat 16'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemleri Halil Umut Meler, yardımcıları ise Alparslan Dedeşme Mehmet Cem Elvacı Anoğlu olacak. Biliyorsunuz Bursaspor'un gerçekten şiddetli ihtiyacı puanı var ve Bursaspor Alanyaspor maçı için dün Alanya'ya geldi. Akşam saatlerinde geldi ve Alanya deplasmanı için konaklayıcı otele yerleşti. Bugün saat 16'da bir son taktik antrenmanı yapıp tekrar kampa girecek. Yeşil Beyazlar'da bu zorlu mücadele öncesinde Sako krizi yaşandı. Sako belinden rahatsızlığı olduğunu öne sürerek maddi konuları geri plana bırakarak Alanya deplasmanına gelmek istemediğini söyledi ve Alanya deplasmanında şu anda Sako'dan yoksun bir şekilde geldi Bursaspor. Tabii Sako'nun dışında da Yeşil Beyazlar'da Abdullah Üşavu arkadaşında bir sakatlığı vardı. O da riske edilmedi. O da Bursa'da kaldı. Ona keza Barış Yardımcı'nın da Bursa'da kaldığını söyleyebiliriz sakatlığı nedeniyle. Sevinici tek haber Bursaspor'da Tunay Torun'un tekrar sağlığına kavuşmuş olması. Tunay Torun yarınki mücadelede teknik direktör Samet Aybaba'nın şans vermesi halinde ilk 11'de sahaya çıkacaktır. Şu an için Alanya'dan aktaracaklarımız bu kadar Denizhan. Olay Gazetesi spor yazarı Erkan Sağlığa da buradan teşekkür ediyoruz. Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Aytemiz Alanya Spor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sanki bize iyi geldi diye düşünüyorum. Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 27. haftada oynanacak Alanya Spor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Aybaba, milli takım arasını çok iyi değerlendirdiklerini, oyuncularının iştahlı olduğunu söyledi. Uzun aralar bazı takımlara iyi gelir, bazı takımlara iyi gelmez. Sanki bize iyi geldi diye düşünüyorum. Oyuncuların iştahı çok iyiydi. Çok iyi bir çalışma dönemi geçti. Arkadaşlarla mental olarak da bir sürü şey halletmeye çalıştık. Hazırız, biz takım olarak hazırız. Alanya deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini belirten Aybaba, Bursaspor deplasmanda rakiplerini zorlayan bir takım dedi. Alanya Spor kendi sahasında çok etkili bir takım. Kenarları çok iyi kullanıyorlar. Kenarlardan gelen toplarla 18 içinde becerisi çok yüksek santrforları var sizse. Onu buluşturuyorlar. Bunlara çalıştık. Takım halinde bunu nasıl engelleriz diye. Savunmalarda bir takım zaafları var. Onlar üzerine çalışma yaptık. Biz de deplasmanda kolay yenilen bir takım değiliz. Biz de dirençli ve iyi bir takımız. Arkadaşlarla konuşuyoruz. Bir an önce bu bulunduğumuz yerden çıkalım. Nasıl çıkarız? Önümüze gelen ilk maçı kazanarak diyoruz. Onlar da inançlı. İnşallah gidip bu maçta kazanırsak tabii ki çok önemli bir ivmeyi atlamış olacağız. Ama kaybetmemek de bizim için çok önemli. Aybaba, Alanya kadrosunda Şehu ve Sako'nun forma giyme şansının belirsiz olduğunu söyledi. Şehu'nun ayağında bir sakatlığı var. Herhalde bu kadroda olmayacak bu maç kadrosunda. Sako'nun da belinde bir sorunu var. Bir de kafasında sorunu var. İkisini çözersek kamp kadrosunda olacak. Belinde bir sıkıntısı var. O onu engelliyor. Yarın da orada idman yapacağız biliyorsunuz. Eğer bizde bir gelirse orada bir kontrol edip bakacağız durumuna. Euro 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Moldova karşısında 6 puan çıkaran Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol takımı FIFA dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 39. sıraya çıktı.
A milli takım FIFA Dünya sıralamasında 39. basamağa yükseldi. FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan Nisan ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Ay Yıldızlılar Euro 2020 elemelerinde karşılaştığı Arnavutluk ve Moldova maçlarını kazanarak 1457 puana ulaşıp 2 basamak yükseldi ve 39. sıraya çıktı. FIFA sıralamasında Belçika liderliğini sürdürürken son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ikinci sırada kaldı. Türkiye'nin Euro 2020 elemeleri H grubundaki rakiplerinden İzlanda 40, Arnavutluk 62, Andorra 134, Moldova ise 171. sırada kendine yer buldu. FIFA bir sonraki dünya sıralamasını 14 Haziran'da duyuracak. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Fener Ol kampanyasının detaylarını açıkladı. Sen Fenerbahçelisin. Fenerbahçe Spor Kulübü Fener Ol kampanyasını resmen duyurdu. Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçten aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve Fener Ol diyoruz. Sen de Fenerbahçemize destek olup tarihimize adını yazdırmak için hemen belirlenen 4 destek yönteminden kredi kartı, EFT havale, SMS, kısa mesaj, PTT şubeleri, kendine uygun olanı seç, geleceğimize Fener Ol. Yurt dışından kampanyaya destek olacak olan taraftarlarımız yapı kredi hesabımızdan EFT havale yöntemiyle banka masrafı ödemeden destek olabilirler denildi. Sosyal medya hesabından kampanyanın kısa filmi "Sen varsan Fenerbahçe yenilmez. Unutma, desteğinle yarınlarımıza umut, geleceğimize Fener Ol" mesajıyla paylaşıldı. Ayrıca 4 Nisan 2015 tarihinde yaşanan olaylar hatırlatılarak, Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerinden birinde aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz denildi. Bugün Karadaryalarda bir Fener Ol bugün. Sen de... Bültenimizde sırayı spor turu alıyor. Fenerbahçe'de yeni sezonda adı geçen isimlerden olan Joao Mata ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Mata'nın yeni sözleşme konusunda kulüple anlaşamadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin transferde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantının ardından aldığı kararları açıkladı. Trabzonspor'un eski stoperi Durica'ya 400 bin euroluk alacağının ödenmesine karar verildi. Ayrıca yardımcı antrenör Servet Çetin'in Konyaspor'la arasındaki uyuşmazlıkta karara bağlandı. Kararda usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek. Evkur Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, yönetimden teklif olduğunu ancak şu an konuşmanın doğru olmadığını söyledi. Henüz kendisine gelen açık bir teklifin olmadığını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Benim burada kalmamı istiyorlar diyebiliyorum. Kalmak isterim. Burada mutluyum. Ama şartlar ne getirir ya da ne götürür bilemeyiz" dedi. Evet, aynen. Sosyal medyada. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 30. haftası dün akşam oynanan maçlarla başladı. Alınan sonuçları ekranlara getirelim. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi 30. hafta maç programı şöyle. CSK Moskova 82, Saski Baskunya 78, Anadolu Efes 101, Olimpia Milano 95, Panathinaikos 87, Budoknost 67, Real Madrid 86, Zalgiris Kaunas 93. Bugünün programında Fenerbahçe Beko Maccabi Fok saat 20.45'te, Bayern Münih Gran Canaria saat 21'de, Olympiakos Darüşşafaka saat 21.30'da, Barcelona Lassa Kimki Moskova saat 22'de karşı karşıya gelecek. Haftayı galibiyetle kapatması halinde Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde şampiyonluğu garantileyecek Bursa Spor'a tüm camia çok heyecanlı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasına lider giren Bursaspor, haftayı galibiyetle kapatması halinde şampiyonluğu garantileyerek ilk kez Basketbol Süper Ligi'ne çıkacak. Yeşil-beyazlı camiada zafer rüzgarları eserken Bursaspor Basketbol Şube Başkanı Sezer Sezgin, en büyük hedefleri olan Bursa'yı Avrupa'da temsil edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Bu sene gelinen nokta itibariyle ligin lideriyiz. Sadece ve sadece 3 mağlubiyetimiz var. Bu hafta kısmetse Manisa deplasmanında Manisa'yı yendiğimiz takdirde ya da diğer maçın sonucuna göre, cuma günü oynanacak olan maçın sonucuna göre Bursaspor basketbol takımı özlediği, hayal ettiği Tayıncıoğlu Basketbol Ligi'ne yükselecektir. Avrupa'da Bursaspor basketbol takımının ismini duyurmak, orada başarılar elde etmek en büyük hedefimizdi. Bunu gerçekleştireceğimiz için, öncelikle o lige çıktığımız için çok gururluyuz, çok sevinçliyiz. Önümüzdeki senenin iskelet kadrosu da buradaki yerli oyunculardan oluşacak. Spor bültenini bu haberle noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.